Merhaba değerli takipçilerimiz, bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizde çivili toprakla aşı yapıldıktan sonra eğer aşı tutuyorsa neler yapılmalı adlı programımızı hazırladık. Zaten çivili toprakla aşı yapıyorsanız aşılarınızın tutma oranı %90'a yakın oluyor. Söylediğimiz koşulların büyük bir oranda eğer sizlere uyuyorsa, mevsimi, aşı kaleminin sağlığı vesaire diğer gibi konularda tabii ki. Biz burada yaklaşık 15 tane aşı yaptık. 15'i de tuttu. Bu aşının da videosunu çekmiştik sizlere yaparken. Bu aşımız da gayet güzel tuttu ve bunun üzerinden sizlere biz şu an Haziran'ın 10'undayız. Haziran'ın 10'u gibi geldiği bir dönemde neler yapılmalı, bundan sonraki dönemde de neler yapılmalı diye biraz bilgi vereceğiz. Hatta ilerleyen dönemlerde büyük ihtimal Ağustos ayının sonunda da bir video daha çekeceğiz. O zaman hangi boya gelmiş olacak, ne gibi işlemler yapmış olacağız onları anlatacağız. Bu aşımızı yaptık. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde gelişimine de devam ediyor. Sürgün geliyor görüyorsunuz. Burada sadece üreticilere şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Şimdi aşı tutar tutmaz hemen dip sürgünü temizliğine giriyorlar. Ben aşı tutar tutmaz hemen o dip sürgünü temizliğine girmiyorum. Biraz bekliyorum. Hele ki olabildiğince Haziran'ın 10'unu bekliyorum. 15'ini bekliyorum ki. Çünkü kök çalışıyor. Biz aşı yaptığımızda aşıyı da çalıştırmak istiyor. Dibinden sürgün de getirtmek istiyor. Bundan dolayı biz aşı yaptığımız dönemde buna dikkat ediyoruz. Dip sürgünlerini hemen almıyoruz. Çünkü tekrardan yeniden kopardığımız sürgünlerin akabinde yeni gözler oluşturup kökten sürgün yaptırmaya zorluyor kendini biraz. Bu zorlamaya kendini fazla itmemesi için ve aynı zamanda aşılar da tam tutmadığı için bir nefes almak istiyor dip sürgünlerden. Bir yerde de bu yüzden kendisini diplerden sürgün atmak için zorluyor. Bir nefes dalı bırakmadan yaptığımız aşılar olduğu için bunlar bir nefes almak için dipten sürgünlerini attırıyor. Ben dip sürgünü temizliğine Haziran'ın 10'u ile 20'si arasında giriyorum. Şimdi burada yakın çekimler yapacağız. Aşının tuttuğu noktalarını göstereceğiz size. Dip sürgünlerini göstereceğiz. Aşı biraz boya geldikten sonra dip sürgünü temizliği yapın. Ve şimdi biraz açacağım aşıyı ve göstereceğim sizlere dip sürgünü temizliği yaparken nelere dikkat edeceğiz? Aşının hangi kalınlığına gelmiş olmasını beklememiz gerekiyor. Onlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi bu aşıyı da dediğim gibi sizlerin gözü önünde yapmıştık. Zaten arkadaşım onu görüntüleri de koyacaktır size, izletecektir. İşte aşı yaptıktan hemen 2 ay sonra hangi seviyelere geldiğini göreceksiniz. Aşıları bağladık. Yaklaşık bu işlemi 10 gün önce yaptık ama ben şimdi şuradan açacağım. Biraz daha hem aşıların bağlanması ile ilgili, bakımı ile ilgili biraz bilgi vermek için hem de aynı zamanda aşıların gelişini görmeniz için, içerisindeki işlemler için bir tekrardan salıyorum bunları. Sürgünlerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi verimli bir çeşit olan Chantler'ı aşılamıştık. Bakın şurada aşılardaki meyveleri iriliğini de görüyorsunuz. İlk seneden aşılar da meyve verir. Bu ağacımız 4 yaşındaydı hemen hemen ve 4 yıldır üzerinde meyve yokken aşı yapar yapmaz gördüğünüz gibi hemen verime yattı. İlk yıldan meyve gördük. 4 sene bahçe sahibimiz burada meyve görmediğini söylemişti. Bakın burada da bir tane meyvesi var. Gayet güzel bir şekilde kendini geliştirmiş. Şimdi geldiğimizde size şurayı aşağıyı göstereceğim. Bu kalemden bir tane göz patlamış gitmiş. Bir tane de göz buradan patlamış gitmiş. İki tane göz patlamış çıkmış gitmiş. Bu kalemden üstteki göz patlamamış ama altındaki göz, genelde biz 3 göz ya da 2 göz bırakıyoruz ya, bu göz patlamış gitmiş. Ya bazen kalemde 4-5 göz bırakıyorlar. Burası bir kalabalık oluyor, bir çorba oluyor. Bakın 3 göz patlamasına rağmen birbirine giriyor. Yani kalemlerde çok fazla göz bırakmayın. Çok fazla birbirlerine girdiklerinde nefes almalarını ve gelişmelerini çok engelliyorlar. Bundan dolayı 2 göz patladığı zaman zaten 2 gözü de patlatıyor. 3 tane göz yetiyor bir aşıda. Şimdi bu torbanın altı, işte bunlar da bizim dip sürgünlerimiz. Ben fark ettiyseniz ilk başta bunlar patlar ama aşı büyüdükçe bunların gelişimi zayıflar. Çünkü artık kök aşıdan nefes alıyor. Aşıya gidiyor gelişimine. Ama ilk başta bunları patlatır.
bir nefes almak ister. Fark ettiyseniz artık aşının neşesi yerine geldi. Hatta bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce bir görüntü var. Aşı biraz daha yeni yeni patlıyor. Sürgünler dipten gelmiş. Artık aşı kendini kurtardı. Atağa kalktı. Sürgünleri alma vakti geldi. Bu sürgünleri bu tarihlerde dipten temizliyoruz biz. Sürgün temizleme tarihini çok erken yapmayın. Bu tarihlerde alarak artık bütün enerjinin sürgüne gitmesini ve nefes dalı olarak da herhangi bir nefes dalına ihtiyacı olmadığı için aşıyı kullanacağını söyleyebiliriz ağacın. Bu dibini de temizledikten sonra otunu da alalım şöyle bir. Bakın bu neredeyse kökten geliyor. Gövdeden bile değil. Artık aşımızın gelişimi daha iyi olacaktır. Daha hızlı olacaktır. Şöyle bir göster. Bu tarafta da bayağı bir sürgünü var. Bunları da alacağız. Artık aşımız bir nefes dalına ihtiyaç duymaz. Oradan yeteri kadar beslenir. Bunları da almak önemli. Ya ağaç nefes alsın, kalsın demeyin. Çünkü bunların gelişimi birden hızlanırsa emin olun aşıyı da durdurabilir. Bundan dolayı o kadar da risk almalık bir durum yok bunda. Hemen o riski de almadan bir temizliğe girmeliyiz. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Artık aşımız belli. Kendisini büyütecektir. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir şey yapıyor. Şu koymuş olduğumuz toprağı görüyorsunuz. Ben şu yaprakları bir alacağım. Biraz daha alt yaprakları alayım ve şu aşıların çıktığı yerleri görün. Hatta şu da aşı değil bu. Kökten gelen bir sürgün. Bunu nereden anlarız? Yapraklarının kenarı tırtıklı. Aşılı ağaçların yapraklarının kenarı tırtıklı olmaz. Aşı olup olmadığını poşetten gelenleri böyle anlarsınız. Chandler'ın büyük olsun küçük olsun şuradan bir yaprağını koparayım ben. Hiçbir zaman yaprağının kenarı tırtıklı olmaz. Gördüğünüz gibi böyle düz olur yabanilerin veya aşılı olmayan yaprakların kenarları böyle tırtıklı olur. Chandler'ınki gördüğünüz gibi dümdüz oval. Bu detayı da bilin. Poşetin içinden geliyor ama aşı sanmayın bunu. Bunu da alın. Bunu kökten almak lazım ama poşeti yırtmak gerekir. Böyle bir şeye girmek istemiyorum. Şu alt yaprakları alarak size bir şey göstermek istiyorum. Bu alt yaprakları almanın hiçbir zararı yoktur. Şuradaki bilgilendirme için şunu yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane şuradaki gözüm çıkmamış. Şu 1, 2, şu kalemden bir tane gözüm çıkmış gidiyor. Şu kalemden de şu toprağın içindeki göz çıkmış ve dışarıdaki göz patlamış gidiyor. Genelde birçok kişinin yaptığı hata bu kalemde bir tane göz, bir tane sürgün kalsın diye bunu alıyorlar ya da bunu alıyorlar. Arkadaşlar aşılarla çok fazla oynama yapmayın bu dönemlerde. Budamasına girmeyin. Çünkü aşağısını temizleyin, gerisine karışmayın. Daha aşı %100 kaynamış durumda değil. Aşıyı herhangi bir fizyolojik stresin içine sokmayın. Ya da tutup burası göz patlatmadı diye budamayın. Aşıyı kendi haline bırakın. Yaptıkları en büyük hatalardan biri de bu poşetleri aşı biraz böyle gelişiyor hemen çıkarıyorlar. Büyük bir yanlış. Aşı kaynaması şu an %100 değil daha. Yani şu an %55 civarlarında. Ben bu aşı poşetlerini Haziran'ın sonunda Temmuz'un ilk haftasında çıkarıyorum. O zamanlar gövde çapı ve aşının gelişiminden anlaşılıyor. Tespitim de öyle. Temmuz'un içinde duruma göre ben bu poşetleri çıkarıyorum. Yapılan başka bir hataya daha gelelim. Bu aşılara biz mesela Mart'ta Nisan ayında yapıyoruz bu aşıları. Geliyorlar bakıyorlar toprak kuru. Mesela şu anda kuru toprak. Su dökmeye çalışıyorlar. Böyle hatalar da yapmayın arkadaşlar. Bunun üstü ne kadar kuru olsa da şu iki parmak bu poşeti açayım. İçi olduğu gibi nemlidir. Ve sizin fazla yüklediğiniz sular aşırı havasız ortamda bakteri ve mantar çoğalmalarına sebep olur. Ve bu da hastalık getirir aşı noktasına. Yine aşının gelişimini engeller. Herhangi bir sulamesi yapmayın. Haziran'dayız. Haziran'da dahi yapmıyoruz. Temmuz'da dahi yapmayacağız. Temmuz gibi çıkarmayı planlıyoruz biz burada aşı kalemlerini. Asla ilave su eklemeyin. Bunu söylemek istiyorum. Bu gibi problemleri gördük. Bir diğeri de mesela üste geldik.
bu aşağıdaki temizliği anladınız. Şu sürgünlerimizin burada, biz genelde fidanlarda hep tek lider olsun isteriz. Mesela bu sürgün gelmiş aşağıdan. Şurada iki tane lideri var bu sürgünün. Hatta iki bile değil. Şöyle bakın, şu sürgünü tutuyorum. Üç tane lideri var. Çünkü kök kuvvetli. Kök iyi gidiyor. Burada teke düşürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, bu da büyük bir hata. Neden büyük bir hata? Aşılarda lider bırakılma yapılmaz. Yaz budamasına çok fazla girilmez. Aşının gelişimine göre karar verilir ve şu an çok zayıf şu an liderlerin yapıları. Bu işlere de girmeyen. Şu aşımız Haziran ayında, şu an bu boylarda. Ağustos'un sonunda da biz burada çekim yapacağız. Zaten şu idaretenlik bir destek çubuğu. Biz buraya merdiven tipi, bildiğiniz merdiven tipi destek yapacağız. Olabildiğince boya çıkmasını sağlayacağız. Ve sert budamamızı biz büyük ihtimalle yine Mart ayında yapacağız. Bundan dolayı çok sert budamalara girmeyin. Ha, bazen ben giriyorum, yapıyorum sert budamalar. Neden? Ağaç yani çok uzun kalem çakmış arkadaşlar. 4-5 göz patlatmış. Burası olmuş çorba. Bakın, bu kadar sıkışıklığın içerisinde fungal hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz. Böceklerin korunması ve çoğalması için uygun şartları ve ortamları yaratıyorsunuz. İlaçlama yaptığınızda buraya sağlıklı bir şekilde ilaç girmez. Bundan dolayı çok fazla ya, bir kalem çakıyor bizim çiftçilerimiz. Kalem böyle bu uzunlukta, üzerinde 10 tane göz var. Onu birden patlıyor. Sonra çorba gibi oluyor. Böyle aşı metotlarından kaçının diyorum. Bunu anlatmak için bugün buradayız zaten. Derhasıl kelam. Şimdilik bakmayın, böyle toplu bağlama yapıyoruz. Şu an şöyle durmaları yeter. Liderler çünkü hassas bir dönemde. Çok fazla oynamasın istiyorum. Ama asıl bağlamamızı büyük ihtimal biz o herek tipi dediğimiz, merdiven tipi dediğimiz bağlamaları bir ay sonra yaparız. Hızla geliştiği bir dönemde, hele bu budamadan sonra daha da hızlanacak gelişmeleri. O zaman nasıl bir destek olması gerektiğini siz görürsünüz. Çünkü aşılarda yapılan en büyük hatalardan biri de bu. Aşı tutuyor, tuttuğuna sevineyim mi, üzüleyim mi? Adam aşının bir sonraki bakımını yapmıyor. Yani bu programda aslında aşının bakımını öğrenmiş oluyorsunuz. Siz neler yapmanız gerektiğini öneriyorsunuz. Bundan sonra rahatlıkla artık uzunca bir herek yapın. Çünkü hızlı gelişecektir. Bir bakmışsınız sürgünler yapmış. Ağaç yaşken eğiliyor. Bu yapmış sürgünü ilk yıldan düzeltmek çok zor oluyor. Taç ve şekil vermek çok zor oluyor. Bundan dolayı tekrar söylüyorum sizlere. Lütfen yaptığınız destek çubuklarına çok önem verin. Aşılarda olabildiğince boya ve düz gitsin. Güzel budamalarınızı da Mart ayının sonuna doğru yapın. Bölgeye göre değişir tabii budama sezonu. Umarım sizler için faydalı bir program olmuştur. Ben bu konuda özellikle üreticilerimize söylüyorum. Biz her yere aşı yapmaya yetişemeyiz. Ama aşı malzemeleriyle ilgili bizden tedarik edebilecekleri aşı macunu, aşı bandı, aşı çakısı, bazı modelleri gibi ürünleri de bizden temin edebilirler. Fidan bağlama ipi, destek çubuğu gibi. Bunun için de web sitemizi ziyaret etmeniz yeterli. www.areltarim.com. Buradan ziyaret ederek profesyonel anlamda aşınızı yapacağınız ve bakımınızı yapacağınız malzemelerinizi de tedarik edebilirsiniz. Umarım faydalı bir program olmuştur. Ben bu aşı programlarını yaparken ayrı bir zevk alıyorum. Çünkü verimsiz çeşitleri gördüğünüz gibi meyveye çevirdiğimiz çok güzel bir uygulama. Yoktan, olmayandan bir verim elde etmek çok güzel bir şeydir. Ve ülkemizde aşılanacak daha belki milyonlarca ağaç var. Doğru bilgilerle ve doğru yöntemlerle de sizleri bekliyordur. Sizler de bunları biliyorsunuz. Bu programda sizlere olabildiğince aşı bakımını anlattık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.